halktır. Ve tecrit tüm toplumsal sorunların kaynağıdır. Devlet aklının ve hükümetin tecrit politikaları ile bu toplumsal sorunları derinleştirdiği aşikardır. AKP-MHP yönetimi altında Türkiye'deki faşist baskı, sömürü ve katliam... ...1999 yılının Şubat ayından bu yana ağır tecrit koşulları altında bulunan Sayın Abdullah Öcalan 38 aydır hiçbir aile avukat teması olmayıp mutlak tecrit ve haber alınamama şeklinde sürdürülen ağır bir tecritte tabi tutulmakta. Tecrit politikalarının son bulması, halkların ve tutsakların talepleri olan isteklerin ivedilikle yerine getirilmesi için tüm kamuoyunu duyarlı davranmaya ve ses olmaya çağırıyoruz. Demokratik, barışçıl bir çözümün sağlanabilmesi için İmralı Ada Hapishanesi'nin kapıların ardına kadar açılmasını, diyalog ve müzakere kanallarının aktif tutulması gerektiğini önemli bir kez daha yineliyor. Katılım sağlayan bütün kurumların çalışanlarına, yurtsever halkımıza, barış annelerimize, dostlarımıza ve basın emekçilerine teşekkür ediyoruz. Fiji ver fadan azından an. Ey Çevik Kuvvet Asılları. Arkadaşlar, sevgili anneler, özgürlüğe ses ver demek için üçüncü kez, üçüncü hafta Tarsus cezaevi önündeyiz. Yine Tarsus cezaevi önünden sesleniyorum. Diyoruz ki, tecrit işkencedir. Tecrit hukuksuzluktur. Tecrit zulümdür. 25 yıldır İmralı Ada Hapishanesi'nde devam ettirilen tecrit sarayın zulmüdür. Bu tecrit sarayın hukuksuzluğudur, sarayın işkencesidir. Yıllardır sarayda yaşayan, sarayından dışarı çıkmayan, bu ülkenin sokaklarında, bu ülkenin cezaevlerinde, bu ülkenin adliyelerinde neler olup bittiğinden bir haber olan Erdoğan, kendisini çok ama çok büyük zannediyor. Ama unuttuğu bir şey var. Kendisinden büyük Allah var. Ve şunu söylüyoruz. Tarsus cezaevinin önünden ifade ediyoruz. Barış annelerinin azmi,
barış annelerinin kararlılığı, Kürt halkının mücadelesi onların tecritini de kıracak, onların zulmünü de yenecek, onların işkencesini de bitirecek. Az önce Barış annemiz ifade etti. Dedi ki, hak, hukuk, adalet. Bizler de onların bütün baskılarına, bütün işkencelerine rağmen hak, hukuk, adalet demeye devam edeceğiz. Özgürlüğe ses ver demeye devam edeceğiz. Ve demokratik siyasetten asla ve asla geri adım atmayacağız. Demokratik siyasetten vazgeçmeyeceğiz.